insanların canı, malı, ailesi, hepsi bize emanet. Azaltmamız gereken şey buradan etkilenen insan sayısı, azaltmamız gereken şey buradan ekonomik kayıpları ve azaltmamız gereken şey buradan olacak altyapıyı etkileyecek afet zararları. Bununla alakalı neyi azaltmamız gerekiyor ve neyi artırmamız gerekiyor? Burada özellikle 2030'da bütün dünya bu alanla alakalı, uluslararası, ulusal, yerel alanda afet riskini azaltma stratejisi ülke sayısını artırmak istiyor. Gelişmekte olan ülkelere destek ve uluslararası işbirliği istiyor. Çoklu tehlike dediğimiz erken uyarı sistemi. Aslında önce tedbir sonra tevekkül dediğimiz şey bu. O yüzden biz hatırlarsanız bu meclisimizde biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. İki şey yaptık. Bir tanesi Japonlarla, JICA ile birlikte öncesi sırası sonrasını çalışmış. İkincisi de deprem master planı için 10 milyonluk sizin buradaki onayınızda TÜBİTAK'la çalışma başlatmıştık. Önemli ölçüde bunu artırdığımızda bütün uluslararası veriler diyor ki koruyucu önleyici tedbiri aldığınızda bunun maliyeti 7'ye 1'e düşüyor. 7'de 1'e düşüyor. Bu olağanüstü bir şey. O yüzden stratejik planlamamız nedir? Afet riskini anlamamız. Bize ilk öğretilen, okullarda da ilk öğretilen bir şeyi çözmek için anlamamız gerekiyor. Burada özellikle afet risk yönetişimini güçlendirmeniz gerekiyor. Bizim mülteci meselesinde de dikkat ederseniz Gaziantep modelinin önce kurumsal kapasitemizi bu hale dönüştürüyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak ilk göç şube müdürlüğünü kurduk. Daha hiç kimse kurmadan bir adamın tek işinin bu olması gerekiyor. Koca bir sorun var. İşi uzmanlarıyla birlikte kurumsal kapasiteni bunun hale dönüştürmen gerekiyor. Burada şu anda İstanya ve Nur Dağı'nda ilk deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı oldu. ÖSES'teki bakanımız başkanken geldiğinde sunumu yaptığımızda bizim buradaki uluslararası raporlardan çıkardığımız sonucun uygulamasını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalıştığımızı gördü ve şu anda İbrahim Bey İstahiye'de, Bülent Bey de Nur Dağı'nda başkanlarımıza yardımcı oluyorlar. 4 tane de şube müdürlüğü kurdu. Tamam. Kafamdan da diyorum ki birkaç tane su herhalde yıkıldı. Sanki yoğun bakım alanın hasta gibi. Korkunç bir şey var, sorun var. Hemen bunu Kültür Bakanımızla aradık. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma başladık. Perşembe günü Kültür Bakanımız geliyor buraya. Kalenin hemen hızlı bir şekilde restorasyonun yapılması gerekiyor. Bunun için de tarih bilim kurulu kurduk. Kültür ve tarih bilim kurulu ile yaklaşık 10 tane hocayı buraya davet ettik. İçinde Hacettepe'den, İTÜ'den, Boğaziçi'nden hocalar var. Buraya geldiler, bize bir çalışma yaptılar. Bize bir yol haritası çizdiler. Şu anda 5 ağır hasarlı yerimiz var. Şeylerden, hanlarımızdan. 4 orta hasarlı hanımız var. 5 az hasarlı hanımız var. 9 hasarsız hanımız var. Bunların her biriyle ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığımızla çalışıyoruz. Perşembe günü Kültür Bakanımız sırf bunlarla alakalı buraya geliyor. Özel vakıf olduğu zaman işimiz biraz daha zor. Ama bize dair olan kısımlarda hızlı bir şekilde burada restorasyon, güçlendirme. Bunu da tamamen bilimsel altyapıda yapıyoruz. Görüyorsunuz Beyasa'nın durumu. Kentsel sit alan içerisindeki camilerimizin durumu. 22 camimiz ağır hasarlı. 4 tanesi orta hasarlı, 5 tanesi az hasarlı. Özellikle şehrin ortasında 12 camimizde cuma namazında bile namaz kılacak ortam yok. Bununla alakalı da hızlı bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü'yle ihale aşamasına geçtiler. Şu an ihalesi yapılıyor. Bunların hızlı bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. Taşları bile çok önemli. Korumaya alınması ve taşlarının korunması gerekiyordu. Bunlarla alakalı hemen arkadaşlarımız Kudep'teki arkadaşlarımız birebir çalıştı. Şehitler hamamımız ağır hasarlı, iki kapılı ve Büyükpaşa hamamımız Kervan Bey az hasarlı. 6 tane de hasarsız hamamımız var. Hamamlar yere gömüldü olduğu için biraz daha buradan daha az hasarlı olarak çıktı. Şehitler hamamımızın durumu. Dolayısıyla şu geleneksel yapı örnekleriyle
6589 tane elimizde bizi biz yapan, bizi antik kentleriyle Roma döneminden Hitit dönemine İslam medeniyetine her birinin elimizdeki en büyük hafızası olan eserlerimiz bu halde.